Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5'e hoş geldiniz. Bu bölümde Michael'ın görevlerini yapacağız ama ilk önce şu kulaklığı şöyle durdurayım, tamam. Böyle olunca bir kulağımdan oyunun sesini duyuyorum. Diğer kulağımdan ise kendim sesimi daha iyi duyabiliyorum. Kendi sesimi ona göre ayarlayabiliyorum. Yoksa herkes bağırarak herkesi rahatsız etmek istemem. Şimdi son bölümde dur. Oyunun sesi yok. Ben bunu birazcık açayım. 20 tamamdır. Yok, bunlar sen şöyle geç. Sen şöyle geç. İnşallah hala kaydediyordur. Kaydetmezse çok kötü olur. Tamam. Oyunun sesini duyabiliyorum. Şimdi son bölümde gerçekten bayağı çuvalamıştık. Ben çuvaladım daha doğrusu. Bilmiyorum. Bayağı kesmiş olmam lazım. Yoksa 1 saat falan vardı video. Şimdi Michael'ın görevleri, bu ne? Strangers and Freaks. No, 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 no. Neyse, boşa. Şurada Lester'a gideceğiz. Lester'a gidip ilk işimize başlayacağız. İlk heist, daha doğrusu öyle diyeyim. Heist ne? Planlı olarak düzenlenen soygun. Şu bize tarif edilen yoldan gideyim. Doğru ve düzgün bir şekilde. Arabanın arkası yamuk çünkü ben ana yolda birden durdum. Birden durunca arabalar bana çarptı. Şu anda kameraya bakarak birazcık araba sürmeye çalışıyorum. Kendi videolarımı birazcık izledim. GTA 5 videolarını falan birazcık suskun davrandığımı fark ettim. Bunun nedeni ilk kez PlayStation'da böyle videolar çekiyorum. O yüzden PlayStation'da birazcık daha kötüyüm. Konsantre olmaya çalışırken birazcık susuyorum, suskun oluyorum. O yüzden birazcık daha konuşmaya çalışacağım. Mesela geçmeyecek. Bir de tercüme konusu birazcık sıkıntı. Keşke Türkçe altyazı falan olsaydı veya o var ise ben onu yükleyebilmeyi bilseydim diye çok saçma bir cümle kurdum gene. Olsun. Neyse, sorun yok. Gene GTA 5'in PC fiyatı bu arada 200 TL'ymiş. Rockstar'da şey demiş, hani GTA 5 PC'ye ön sipariş edene bir tane oyun daha verecekler. Bir zahmet versinler yani. Ben Call of Duty Advanced Warfare'ı 100 TL'ye aldım. İki tane ediyor. Ha. Call of Duty Advanced Warfare'dan iki tane GTA 5 eder mi? Muhtemelen iki tanesine der ama hani ben 200 TL vermem bir oyuna, GTA 5 olsa bile. Tamam, şimdi yukarı çıkacağız. I said look nice. Can you put a suit on, please? Takım elbise giymem gerekiyor ya. Neyse. Evimiz nerede, yakın mı? Hiç yakın değil. Ev burada. Oho. Tamam. Dur. Michael'ın arabası. Michael'ın arabasını şimdi buraya bir yere park edelim biz. GTA 5'te böyle, GTA'larda böyle araba sürdüğüne bakmayın. Gerçek hayatta hiç böyle araba sürmem. Bu şekilde en azından. Acayip paranoyak bir şekilde araba sürüyorum gerçek hayatta. Taksi yok etrafa değil mi? Hayır, quick save alma. Quick save alma. Taksi çağıracağım. Bu arada şunu da belirteyim. İstanbul'da bulunduğum süre içerisinde şu 4 ay içinde sadece bir kez minibüse girdim. Bir kez dolmuş çevirdim ve sadece bir kez taksiye girdim. Ya taksiye iki kez bindim. Onun dışında her yere yürüdüm. Metrodan inip yürüdüm. Bilmiyorum. Takıntım var. Fazla şey binmeyi sevmiyorum. Hani tam taksi de sorun yok da. Minibüs, otobüse falan binmeyi fazla sevmiyorum. Neden bilmiyorum. Şey var, doğru. Küçük yerlerde fazla insan olduğu zaman hiç rahat olamıyorum. Acayip bir rahatsızlık duyuyorum. Taksi, o gelen taksi bizim mi acaba? Kırmızı ışığa mı takıldı taksi ya? Ha, taksimiz geldi sanırım. Tamam. Tamam, bizi Waypoint'e götürsen. Nedenini bilmiyorum ya. Neden öyle bir şeyim olduğunu bilmiyorum. Takıntım olduğunu bilmiyorum. PlayStation'da ısındı zavallıcık. Çok tozlu. Laptop da çok tozlu. Muhtemelen o yüzden birazcık kasıyor Skyrim'de falan.
Evet, planıma uymadığımın farkındayım. Hiç planıma uymuyorum şu anda. Şey falan yaparak ama. Yukarı çıkıp giymem gerekiyor. Her zaman takmayabilirim. No? Oh! You're getting real creepy in your old age. Oh, kızımdan uzak dur. Kızımdan uzak dur, pislik herif. Ulan, neyse. Aa, burası Jimmy'nin odası. Bizim oda nerede? Şurada herhalde. Yok, burada şey yapmayacağız. Change clothes, aynen. Suits, yok. Jackets. Ya bunu giyebiliriz. Suits. Full suit. Suit jackets. Bunu giyelim o zaman. Yani full suits olarak. Ha, bunu giyelim. Takı elbise giymek zorundayız. Zorundaymışız. Ama takı elbise giymezsek hiç sıkıntı değil. Hani diğer şeylerde takı elbise. Arabamızı götürdük biz değil mi? Aynen, burada arabamız yok. Amanda'nın arabası nerede? Aman. Arabası yok. Gene iğrenç espriler. Orada bir araba var. Oba, o arabayı çok sevdim ben. Arkası açılıyor. Come on, lady. Oh, don't fight. You fucking shit. Lütfen çatıyı açabilir miyiz? Şey gibi, Transformers gibi dönüşüyoruz olaya. Hayır, dönüşemiyoruz çünkü şeyi kapattım. Arabanın durması gerekiyor herhalde. Teknolojiye bak. Ve bagaja hiçbir şey koymuyoruz. Tamam, ben Lester'ı işaretleyeyim, haritadan da gene gideyim. Şeyin diğer tarafında ya, ta Los Santos'un diğer tarafında. Allah'tan düz yol. Sürüşümü birazcık geliştirmeye çalıştım bu arada. Fark etmişsinizdir. Eskisi kadar fazla kaza yapmıyorum. Ya da çok şanslıyım. Araba sürme konusunda. Of. O da öldü. Çok güzel. Herkesi öldürüyorum araba sürerek. Neyse, Allah'tan araba benim değil. Sağa sola çarptığımızda bir şey olmuyor. Burada birazcık paramız olduğu zaman şey yapacağım. Arabayı birazcık değiştireceğim derken Michael'ın arabasını falan modifiye edeceğim. Zırh falan ekleyeceğim arabalara. Hop! Zırh işe yarıyor ya. Zırh çok işe yarıyor gerçekten. Arabayı buraya park etmiştik, araba yok. Ulan Lester var ya, sen de az değilsin, arabayı aldı. Arabayı gerçek almadı da şey yapıyoruz, aha. Darnell Brothers. Lester Darnell mi adamın gerçek adı? Şöyle yaslanıp şey yapsam bir şey olmaz değil mi? Ha, bu arada bir arkadaş sormuş, buradaki posterler ne alaka diye. Posterler şu arka tarafta bir tane. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Tamam, adamın fabrikası varmış şey. Vergi ödememek için böyle bir şey yola başvurmuş Lester. Şu posterler şurada duruyordu. Arka tarafta bir tane raf var. Şimdi başka şeyleri koydum oraya. Posterleri de atmayayım diye duvara astım. Hem bir hava falan olsun. Hava olsun derken bir atmosfer olsun. Hey, oldu. Hem bir de şuraya küçük kuzenin boyadı duvarı. Onu the kapatayım dedim. Grail, the Union Depository. Now they say it cannot be hit. Has it been yet? Look. I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martin Madrazo. Union Depository, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım Merkezi Banka'ya başka bir şey. I met him, he was charming. What do you think? Artık neyse. Burası çok büyük bir yer, çok fazla para var. Should we do a store? Which do you like? Well, store's usually easier.
Bir tane ev vardı hatırlarsanız, Martin McLeod'un bir tane mafya babasının evi vardı. Orayı yıkmıştık biz. Onu yapmak için, tamir etmek için. O evi tamir masrafı için o mafya babasına birkaç milyon dolar ödememiz gerekiyor. O yüzden bu işi çevireceğiz şimdi. Niko Bellic'den bahsediyor şimdi, Liberty City'den falan. Doğu Avrupalı falan. Doğu Avrupalı, Liberty City'de çalışan bir adam derken Niko Bellic, GTA 4'ten. Los Santos'tan şeylerin var mı diyor. Temasa geçtiğin adamlar var mı diyor. I'll have to reach out to some other guys. Arabamız burada. Diğer araba nerede? Diğer araba orada bekliyor. Şey, bir yeri soymaya gidiyor. Ya soymaya gitmiyoruz herhalde. Plan yapacağız. Çünkü alan toplamadık daha. Know you're back in business? FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Now maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester. FIB ile anlaşmış Michael. Yapmış. We can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Bir tane kuyumcu dükkana gidiyoruz şu anda. Plan yapacağız. Kuyumcu dükkanı etrafına falan bakacağız. Nasıl soyabiliriz? Ona göre bir plan yapacağız şimdi. Go to the jewelers. Kuyumcu dükkana gidiyoruz şu anda. Gözlüğümüz varmış bizim şu anda. Gözlüğümüzde kamera var. Michael'ın taktığı şu anda taktığı gözlükle kamera var. Sir, thank you. Glasses are live. Shoot away. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. Bir tane alarm şeyine bakacağız. The alarm, the vents and the cameras. Come on. Kameraları falan görmemiz gerekiyormuş. Ama havalandırma boşluğunu da görmemiz gerekiyor şu anda. Ki ben onları doldurduğunu bilmiyorum. Michael'ın kafası 360 derece dönüyor. Aman tanrım, Michael bir baykuş mu? Michael bir baykuş. Ha, fotoğraf çekeceğim, tamam. Kamerayı göstermedim ki daha. Kamera burada. Hadi konuşalım bakalım. Naber tatlım, nasılsın? Hey, beautiful. Oh, aynı şekilde gidiyoruz. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8. Our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. Kaliteli 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. En iyiler. All right. Tam soyulacak yer. We just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Müşteri ayağını atıyoruz şimdi. Hani bir dışarı çıkıp bir yere bir şeylere bakıp geri döneceğim falan diyoruz. Halbuki bilgi aldık. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. Oversight, watch major damage.
Look, ha, tamam. There. Buraya geldik. Yeah, if they're gutting the place, I might be able to get to the roof. Şimdi çatıya çıkmamız gerekiyor. Çatıya çıkıp havalandırma sistemine bakacağız. Buranın. So you keep up with the old crew? No, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? Michael'ın... After the incident? I kept tabs on him for a while. Needed to know that he didn't blame me. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. I'm on the roof. All right, use the glasses to get me a shot of Vangelico's roof unit. It'll be right above the store. Tamam, buradan devam edeceğim herhalde. Hah, şuradan yukarı çıkmam gerekiyor sanırım. Şey söyledi hani... Michael dedi ki hala eski tayfa yanında mı dedi. Lester dedi ki... senin sahte ölümünden beri hani... kimseyi pek göremedim. Ve bir kişiden daha söz ediyorlar. Trevor adlı birisinden. Şuradan çıkabilirim. Şuraya en yüksek yere çıkıp şey yapmamı istiyor. We've got our shot of the Vangelico unit. Looks good. Okay, that'll do. Come back. Tamam, şimdi arabaya geri dönüyoruz. We'll do. Hayır. Oho. Az kalsın Michael'ı aşağıya gönderiyordum. İçim gitti. Vallahi içim gitti. Şuradan iniyoruz değil mi? Tamam. Şuradan şöyle mi iniyoruz? Tamam. Let's speed this up. We don't want to draw attention. Tamam, ilgi çekmiyor zaten. Şu an aşağı inmeye çalışıyorum. İşçiler mi geldi buraya? Onların mı ilgisini çekmek istemiyoruz? Aa, tamam. Lester son derece dikkatli ve profesyonel birisi. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Şeye geri dönüyoruz. Garment'ın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok şu anda. So, what did you see? Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. You might be able to wipe it. Kardan geçebileceğimiz zaten olmadı ya. Çok dar bir yer. Good. Alarm systems linked to the door lock. Güvenlik sistemlerinden hakkında falan konuşuyorlar şu anda. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours. Biz o zaman ortadaki şeyleri toplayacağız daha çok. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping. Franklin'dan bahsediyor şu anda. Maybe we could cut him. Hani iyi bir adam, iyi bir çocuk var diyor. Amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say? It's your funeral. One of them at least. Hey buddy. Long time. Plan falan yaptılar şimdi. İşte dediler ki güvenlik sistemi şöyle böyle. Workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the plan yapacağız şimdi. Evet. Prep work. Neyi nasıl yapacağımızı seçeceğiz ve kimlerin bizimle çalışacağını seçeceğiz. Methods don't change. Metotlar asla değişmez diyor. Pro. Bir profesyonel için değişmez diyor. Seçenekleri gözden geçiriyormuşuz. That's my area of professional expertise. But making decisions, that. Seçenekleri Lester sunuyor. Biz karar veriyoruz. There's two ways I see of doing this. We go in smart,
Or we go in loud. Ya zekice yaparız ya da gerizekalı olacağız. Gürültülü bir şekilde gireriz. Smart, we pump a little knockout gas through the air system then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas of course, but crowd control won't slow you down and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van though. You go in dumb and you'll need your famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, no, no. We've got to find some in circulation. It's awkward. It's real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. Biliyorsun ben size ne yapacağımı açıklayacağım. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will of course source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Tamam. Şimdi hemen şey yapayım. Ben şey yapmak istiyorum. Hani yani direkt dalmak istemiyorum. Yani içeri gaz atacağız. İşte güvenlik sistemlerine şey yapacağız. Yani gaz atıp herkesi uyutacağız. Güvenlik kameralarını bir hacker kullanarak şey aktif etmeyeceğiz. Güvenlik kameralarını hackleyeceğiz. Böylece görünmeyeceğiz ve hani loud. Evet. You've grown wise and cautious in your old age. Ha, tamam, okay. Loud şeyi seçmişim. Zekice, yani direkt dalmayacağız. The better they are, the bigger the cut. Ne kadar iyi seçersek o kadar iyi iş yapıyorlarmışız. İşlerini görüyorlarmış. Karim Denz var, %8, %14. Bunun yetenekleri daha iyi. Hiçbir zaman paradan şey yapmayacağım. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Tamam, Norm Richards'ı. Bunu da ucuz olanı seçiyorum. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Tamam, bunu şey yapalım. Let's take a chance on him. If you're happy, I'll start making the arrangements. O bıyıklı adam şeydi, hatırlarsanız bir tane adamın kafasını patlatmıştık telefonda konuşarak. Bu adam o durumda şüpheliye düşmüştü, ofisten kovuldu ve yani işsiz kaldı. Ben de bu adamı acıdım ve onu aldım. Böyle yaparak zamanımızı azalttık soygun sırasında ama zamanı tam zamanda yetişeceğimize inanıyorum. Her şey hazır olduğunda arayacağım diyor. Adamlara haber vermem gerekiyor. Sen ölü birsin diyor Michael. Seni ararım. Yani dikkat çekme diyor kısacası. Şey oldu mu? Tamam. Tamam, ben size şimdi video boyunca ne olduğunu anlatayım. Tek bir görev yaptık, o yüzden şey olacak. O borcumuzu ödemek için paraya ihtiyacımız vardı. Bu yüzden Lester'ı aradık. Bir iş aldık. Bir soygun hazırlayacağız. Kuyumcu dükkanı soyacağız. Lester kuyumcu dükkanını buldu. Gayet sağlam ürünleri var. Ürünler diyorum. Gayet sağlam işte takılar falan var. Çok pahalı ve çok kaliteliler. Yani iyi bir soygun olur. Güvenlik sistemleri varmış. Havalandırma sistemleri falan varmış. Güvenlik sistemlerini deaktive etmek için bir tane hacker tuttuk. O şeyde ilk başlarda yardım ettiğimiz adam bilgisayarına virüs olduğu için. Onun dışında kendimize iyi bir kaç yani sürücü bulduk. Çok iyi bir sürücü bulduk. Ama bir tane şey vardı. Hani kas gücü niteliğinde bir tane adam alacaktık. Kas gücü fazla önemli değil. O yüzden o adamı şey tutmadım. Ben fazla şey tutmadım. Yani kas gücünü kendimiz de yapabiliriz. Dayanabiliriz. Onda sorun yok. Yani bu kadar. Ha, soygun planı ise şöyle. Birisi yukarıdan havalandırma sisteminin içine zehirli gaz bırakacak. İçerideki herkes bayılacak. Şeyler var. Tam olarak işlerini bilmiyorum. Pest kontrol dediği hani bu şeyleri falan öldüren, bu böcekleri falan haşere sorunu falan halleden
insanlar bu kılıkta gireceğiz içeri. Yani gaz maskesi taktığımız zaman pek dikkat çekmeyecek. Çünkü normalde yaptıkları bir şey. Sonuçta hani böcek ilacı falan kullanırken etkilenmesin diye de gaz maskesi takıyorlar. O yüzden bu kılıkta gireceğiz içeri. Herkes bayılacak. Hacker da güvenlik sistemlerini de aktive edecek. Ama seçtiğimiz adam çok düşük bir maaş aldığı için o kadar iyi değil. O yüzden içeride fazla zamanımız olmayacak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani soygun yaptıkça birlikte çalıştığımız adamlar güçleniyor. Hani şimdi iyi olmayan adam zamanla güçlenecek. O yüzden seçimimde gayet mutluyum. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek şanırlıkta kalmanız dileğiyle. Bay bay.